Eğer bir Atomos Ninja 5 veya 5 Plus kullanıyorsanız çok şanslısınız. Çünkü Atomos'un yeni geliştirdiği Atomos Connect'i kullanarak Atomos Ninja cihazınıza bambaşka yetenekler kazandırmış olacaksınız. Herkese merhaba. Ben Volkan. Bu videomuzda Atomos Ninja 5 veya 5 Plus için tasarlanmış olan Atomos Connect'i tüm detayları da birlikte inceleyeceğiz. Bu arada beni desteklemek için kanalıma abone olmayı, eğer ürünle ilgili bir sorunuz olursa videoyu izledikten sonra yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Öncelikle Connect sistemine ne işe yarıyor, ondan bahsedelim. Connect sistemi temelde iki ana başlıkta bize sunuluyor. Bunlardan biri direkt olarak Atomos cihazı üzerinden Facebook, YouTube, Twitch veya RTMP server üzerinden canlı yayın yapabilmenizi sağlaması. İkincisi ise en önemlisi. Şimdi diyelim ki dünyanın herhangi bir yerinde bir çekim yapıyorsunuz. Bu bir belgesel olabilir, röportaj olabilir vesaire. Çektiğiniz videoları da hemen oracıkta editleyemeyeceğinize göre videoların orijinallerini dünyanın herhangi bir yerinde olan bir kurgucuya göndermeniz gerekecek. Eğer kurgulanması gereken videoların son teslim tarihi varsa bu dosyaları acilen göndermeniz gerekecek. Çünkü bir de edit için zaman harcanacak. Tüm bunlar size aşırı maliyet ve zaman kaybı olarak geri dönecek. Atomos Connect sisteminde çektiğiniz videolar sıkıştırılmış olarak anında bir buluta yükleniyor ve kurgu masasındaki kurgucu bu videoları anında alıp kurguya başlıyor. Siz daha çekimleri yaparken de kurgu işlemi devam ediyor. Çekimler bittiği an kurgu bitmiş oluyor. Daha sonra orijinal dosyaları kurgucuya teslim ediyorsunuz ve orijinal dosyalar hazır bir şekilde hemen render alabiliyorsunuz. İşte buna da mükemmel bir iş akışı deniyor. Bunun nasıl yapıldığını videonun ilerleyen bölümlerinde tüm detayları da size anlatacağım. Atomos konik bir aksesuar olarak geçtiğinden kutusu oldukça sade. Kutuyu açtığınızda direkt olarak Atomos Connect sizi karşılıyor. Hemen altında hoş geldin kartı ve belgeler. Onun altında ise iki katlı bir şekilde aksesuarlar yer alıyor. İlk katta internet bağlantısı için iki anten ve AirGlue bağlantısı için ayrı bir tane anten. Bu antenleri taşımak için son derece kaliteli bir kılıf. Anten uçlarına takabileceğiniz renkli işaretçiler ve anten bağlantıları için yedek tıpalar. İkinci katta SSD bağlantısı için çerçeve, vidalar ve tutma kulbu yer alıyor. Ayrıca Timecode eşitleme kalbosu da son katta yer alan aksesuarlar arasında. Atomos Connect Ninja 5 veya 5 Plus üzerine yer almayan pek çok şey de sizlere sunuyor. İlk göze çarpan 12G STI portu. Normal şartlarda Ninja 5 serisinde size sadece HDMI portları sunuluyor. STI için ayrı bir STI modülü almanız gerekiyor. Artık ayrı bir aparata ihtiyacınız yok. Bunun dışında 1 gigabitlik bir ethernet portu, AirGlue özelliği, teli ve tüm kalbuz özelliklerini de içinde barındırmış oluyor bu sistem. Bazı kalbuz özellikleri için Atom X Sync almanız gerekiyordu. Artık Atomos Connect ile buna da ihtiyacınız kalmamış oluyor. Üzerinde toplam 3 tane anten yuvası var. Üsttekiler internet, arkadaki ise AirGlue için yani Timecode için. Antenler kendi etrafını 360 derece dönebiliyor. Ayrıca kademeli olarak 90 derece yatırabiliyorsunuz. Bu arada arka kısımda Ergule özelliği aktifken anten etrafında yeşil ışık yanıyor. Bu görmüş olduğunuz kırmızı ışık ise teli. Kayda girdiğinizde kırmızı yanıyor. Atomos Connect antenlerle birlikte yaklaşık 254 gram. Ninja 5 Plus 619, Angel Bird SSD ile de 725 gram civarında olduğunu söyleyebiliriz. Montajı oldukça basit. Öncelikle Ninja 5 batarya bölümüne üstten sürgüleyerek Atomos Connect'i takıyoruz. Ardından yan kısımlarda olan iki vidayı sıkıyoruz ki yerinden çıkıp gitmesin. Hepsi bu kadar. Şimdi bu aşamada SSD yuvasının biraz kapandığını görebilirsiniz. Ben SSD olarak Angel Atomos için özel olarak tasarlanmış Atom X SSD minisini kullanıyorum. 500 GB, 1 TB ve 2 TB versiyonu yer alıyor. Özel tasarımı sayesinde de normalde SSD yuvasını veya tutma kolunu kullanmanıza gerek kalmıyor. Ancak Atomos Connect aksesuar yuvayı biraz kapattığından tutma kolbunu SSD üzerine takmakta fayda var. Böylece çok rahat bir şekilde SSD takıp çıkartabiliyorsunuz. Güç sistemi yine aynı ya F970 tipi bir batarya ya da Atomos Ninja 5 serisinden çıkan güç sistemini aynı şekilde kullanabiliyorsunuz. Çalıştırmadan önce mutlaka Atomos Ninja 5 cihazınızın son sürümü yükseltilmiş olması gerekiyor. Çünkü Ninja 5'i açtığınız an sistem yeni eklenen cihaz için bir güncelleme yapmaya başlıyor. Eğer eski bir yazılım kullanıyorsanız bunu yapamaz ve bazı özellikleri de kullanamazsınız. Güncelleme biraz sürebilir. Bu zaman zarfında da güzel bir köpüklü Türk kahvesiyle anı keyifli bir hale getirebilirsiniz. Güncelleme bittikten sonra artık kullanıma başlayabilirsiniz. Şimdi madem üzerinde artık hem HDMI hem de STI girişi var. Bu ikisi arasında geçiş yapıp yapamayacağımıza bir denemek istedim. Ve iki ayrı kamera bağladım. Birkaç saniye içinde iki giriş arasında rahatlıkla geçiş yaptığımı gördüm. Bu yönüyle de oldukça iyi olduğunu söylemek gerek. Bu arada Atomos Connect'i monte ettikten sonra farklı menüler açıldığını görebilirsiniz. Atom X sekmesi altında da Atomos Connect'i görmek mümkün olacaktır. Gelelim Connect sistemimiz yapılandırmaya. Öncelikle menüden Wi-Fi bağlantımızı kuralım. Dilerseniz RJ45 üzerinden de bağlantı kurabilirsiniz. Wi-Fi'nin çekim alanının 300 metre çap olduğunu da ek bir bilgi olarak burada sizlere vereyim. Bağlantı kurulduktan sonra yeni eklen Connect sekmesine geçelim. Manatomos testine girin ve menüden Cloud Studio'yu seçin. Bu alanda daha önce kaydettiğiniz cihazları görebilirsiniz. Ben daha önce Shogun Connect e eklemiştim. Bu arada onun incelemesine de sağ üst kısımdaki karttan ulaşabilirsiniz. Siteye geri dönelim. Alttaki Pair Device basın. Burada size sırasıyla 3 tane İngilizce kelime yazmanızı isteyecek. Peki bu kelimeni nereden bulacağız? Elbette Ninja 5 Connect sekmesinden. Pair'a bastığınızda karşınıza 3 tane İngilizce kelime çıkacak. Ekrandaki bu 3 kelimeyi sırasıyla Cloud Studio ekranına yazdığınızda ve cihaza bir isim verdiğinizde Atomos Connect Cloud Studio hesabınıza eklenmiş olacaktır. Bu işlemleri sadece bir kere mahsus yapacaksınız. Şimdi canlı yayın yapımıyla devam edelim. Add Destination'a bastığınızda yayın yapabileceğiniz platformları görebilirsiniz. Telefonla nasıl yapılacağını normalde bulamazsınız ama ben yine de bunu nasıl yapılacağını size göstermek istiyorum. Telefonunuza yüklediğiniz Google Chrome tarayıcı ile YouTube'a girin. Sağ alttaki 3 noktaya basın ve masaüstü sitesi isteğe basın. Masaüstü görünümü açıldığında sayfanın sağ üst kısmından artıya basarak canlı yayın yapa basın. Buradan canlı yayın sekmesine geçin. Düzenle kısmına basarak gerekli tüm ayarları yapılandırın. Yayın anahtarını kopyalayın. Atomo sitesine geri dönün ve canlı yayın yapmak istediğiniz platformu seçin. Biz YouTube'u seçeceğiz. Bu platforma bir isim verin ve ardından anahtarı alt kısma yapıştırın. Artık YouTube destination'ı eklemiş olduk hem Connect ekranında hem de Cloud Studio'da bu yapıyı görmek mümkün olacaktır. Atomos Connect ekranında Live ibaresinin çıktığını görebilirsiniz. Live simgesine basıp onayladığınızda canlı yayına hazırsınız demektir. Şu an yayının YouTube arayüzüne geldiğini görebiliyoruz. Canlı yayına başlaya bastığınızda artık ekrana gelen görüntüyü yayına veriyorsunuz demektir. Tabii ki YouTube üzerinden de yayını başlatmanız gerektiğini unutmayın. Gecikme süresi elbette internet upload hızınıza göre değişiklik gösterecektir. Yayını bitirmek istediğinizde sadece live simgesine basmanız yeterli. Eğer canlı yayın yapmayacaksınız, Atomos sitesi üzerinden YouTube live sürgüsünü kapatmanız yeterli. Live simgesi Ninja 5 Plus ekranından otomatik olarak kaybolacaktır. Şimdi gelelim videonun başında anlattığım sizi video edit için bekleme süresinden kurtaracak mucizeye. Frame.io sitemizin adı. Frame.io 2015 yılında New York'ta kurulan bir yazılım şirketi. Yakın zamanda da Adobe bu sitenin parladığını görüp onu satın almış. Atomos ile de yazılımsal olarak birlikte çalıştıkları için bu iş akışını rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Frame.io ücretli bir hizmet olduğundan buraya ayrıca bir kayıt oluşturmanız gerekiyor. Kayıt işlemlerinden sonra bir proje oluştura basın ve projenize bir isim verin. Buradaki en önemli kısım C2C yani kamerat'ı cloud hizmetinin bu projede açık olması gerekmesi. Cloud Studio hesabınıza girin ve Atomos Connect altından Add Destination'a oradan da Frame.io'ya basın. Bilgilerinize girerek hesabınıza oturum açın ve Elo'a basarak erişimi açın. Böylece Frame.io hizmeti cihazınıza tanımlanmış oldu. Bu sistemi Connect sekmesi altında da kontrol edebilirsiniz. Şimdi Adobe Premiere Pro'yu açın, Windows sekmesine Workspaces, ardından Review'a basın. Soldaki Review penceresinden Frame.io ekranı açılacak ve giriş yaptığınızda da bendeki gibi projeyi görüntüleyebileceksiniz. Frame.io'nun aktif olarak çalıştığında Ninja 5 Plus ekranda görmek mümkün oluyor. Şimdi bu hizmetin nasıl işlediğine bakalım. Kayıt işlemine başladınız, kaydı yaptınız yaptınız ve kayda durdurdunuz. Durdurduktan bir süre sonra internet upload hızınıza bağlı olarak yaptığınız video kaydının boyutun %1'i kadar sıkıştırılmış bir dosya frame.io hesabınızda ilgili projeye gönderiliyor. Gelen bu dosyayı da açıp oynatabiliyorsunuz siz her kayıt başlatıp durdurduğunuzda bu ufak video dosyası frame.io'ya gönderiliyor. Tabii ki daha da bayırda çekim yapıyorsanız bir hotspot veya bonik hizmetiyle bağlantı kurmak gerekecektir. Ekrandaki yeşil simge şu an bir işlem gerçekleşmediğini, kırmızı simge ise yükleme yapıldığını gösteriyor. Hatta simgeye dokunduğunuzda da kaç dosyanın o an yüklendiğini görebiliyorsunuz. Tüm dosyaları hem frame.io sitesinde hem de Premiere Pro'da görmek mümkün. Şimdi bu videoları bilgisayarımıza indirerek devam edeceğiz. İstediğimiz tüm dosyaları indirdikten sonra indirdiğimiz küçük boyutlu dosyaları proje içerisine ve sekans atacağız. Artık bundan sonrası tamamen kurgu aşaması. Sanki orijinal dosyalar sizdeymiş gibi tüm aşamaları istediğiniz gibi editleyip, efektler ekleyip renk ayarlarını yapılandırabilirsiniz. Sadece beklemeniz gereken tek şey render için orijinal dosyaların size gelmesi oluyor. Orijinal dosyalar yoldayken siz çoktan kurguyu bitirmiş oluyorsunuz. Orijinal dosyalar geldiğinde proje dosyalarını seçip sağ tıklayıp make offline'a basıyoruz. Tekrar proje dosyalarını seçip sağ tıklayıp link media'ya basıyoruz. Burada önemli olan şey ise indirdiğiniz küçük dosyalar ile orijinal dosyaların aynı isme sahip olması gerekmesi. Match file properties alanından file extension tikini kaldırın ve locate'a basarak orijinal dosyaları seçin. Küçük dosyalar otomatik olarak orijinal dosyalarıyla yer değiştirmiş olacak. Artık bu aşamadan sonra yapmanız gereken tek şey render. Böyle bir iş akışı sayesinde zamandan mükemmel bir şekilde tasarruf edeceğinizi söylemek gerek. Burada bir uyarıda bulunmakta fayda var. Şu an için Atomos Connect, ProRes RAW ve H265 kayıt yapılırken Camera to Cloud özelliğini maalesef kullanamıyor. Yakın gelecekte bu iki kayıt formatında da C2C özelliğinin kullanıma sunulacağı Atomos tarafından söylendi ama ne zaman sorusunun cevabı şu an için mevcut değil. Atom Remote Telefon uygulamasıyla devam edelim. Ninja 5 veya 5 Plus'ı Atomos Connect veya Atom X Sync olmadan uygulama üzerinden kontrol edemiyorsunuz. Artık Atomos Connect'e sahip olduğumuza göre bunu nasıl yapacağımızı da hemen öğrenmemiz gerek. Bağlantı için Sync Config sekmesinden alt kısımda yer alan Bluetooth alanından Pair'a e basıyoruz. Telefon ekranından Ninja Slash Connect sekmesinden Search'e basıyoruz. Bu arada Bluetooth çekim mesafesi 10 ile 15 metre arasında bunu Ekrandaki kodlar birbirinin aynısıysa telefon ekranından veya diğer ekrandan onay veriyoruz. Artık bağlantı kuruldu. Kontrolü başlatmak için ekranın sol tarafındaki remote sekmesine bastığımızda artık Ninja 5 serisinin tüm özelliklerini telefon uygulaması üzerinden kontrol edebiliyoruz. Telefon üzerinden kontrolü aktif ettiğinizde Atomos ekranının çalışmayacağını da belirtmekte fayda var. Gelelim aynı anda birden fazla Atomos aygıtında nasıl kayda başlayacağımıza birden fazla kameranız varsa ve aynı şeyi farklı açılardan çekiyorsanız bunları senkron etmek zor olabilir. Hele ki cihazlar arasında mesafe olup da hepsinde aynı anda tek başınıza kayda girmek zaten imkansız olacaktır. Bu özellik sayesinde aynı time timecode ile senkron yapmak ve aynı anda kayda girmek oldukça basit oluyor. Bu özelliği Atomos Connect sistemini kullanan aygıtlar veya Atomos Sync'in uyumlu olduğu aygıtlarda kullanabilirsiniz. Öncelikle ana aygıtta bir server kuralım. Sync config sekmesinden bir kanal numarası seçin, kayıt kontrolünü açın ve server olarak network'ü başlatın. İkinci aygıt olarak Shogun Connect kullanacağım. Yine Sync config sekmesine girin, buradan network ayarı olarak client'ı seçin. Bağlanmak istediğiniz kanal numarasını ayarlayın ki Ninja 5 Plus üzerinden bunu 4 yapmıştık. Ardından bu ağa katılın. Ağ katılımında Ninja 5 Plus üzerindeki Sync Network kısmından görebilirsiniz. Şimdi artık ana kameranızdan kayıt tuşuna bastığınızda veya server olarak ayarlanan Atomos aygıtınız üzerinden kayda başladığınızda network'e bağlı olan diğer tüm Atomos cihazlarında otomatik olarak kayda başladığını göreceksiniz. Bu server içerisine timecode bağlantı özelliği olan ses aygıtları, telefon uygulamaları veya timecode üreten kablosuz aygıtları da dahil edip sistemi oldukça genişletebilirsiniz. Kablosuz timecode'u bundan önce Atom X Sync üzerinden yapabiliyorduk ancak Atomos Connect üzerinde yer alan AirGlue sayesinde artık Atom X Sync'e ihtiyacınız yok. Timecode ayarlarını AirGlue Sync üzerinden, mevcut kullanılan saat üzerinden, kayda başlangıç üzerinden, otomatik başlatma ile veya HDMI üzerinden ayarlayabilirsiniz. Atomos'un zaten en iyi kayıtçı olduğunu herkes biliyor ama bu videoda da Atomos'un ve özellikle Connect sisteminin sadece bir monitör veya kayıtçıdan ibaret olmadığını ve özellikle size mükemmel bir iş akışı sonunu görmüş olduk. Ninja 5 veya 5 Plus cihazınızın da sınırlarını Atomos Connect ile genişletmiş olduk. Bu arada ürünü fiyat bilgisine açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Bu videomuzda Atomos Connect'i inceledik. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.